Bu videomuzda Samsung'un SCX 4623F modelinin tarayıcı ünitesini nasıl temizleneceğini tarif edeceğiz. Öncelikle içerisinden bir test sayfası alalım. Evet, çıktısına bakıyoruz. Gayet temiz. Herhangi bir sorun, problem yok. Daha sonra bunun bir tane fotoğrafını çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sayfanın sol üst köşesinde siyahlık bıraktı. Şu şekilde. Normalde tonerinde falan herhangi bir arıza, bir problem yok. Orijinali tertemiz. Ama şu şekilde fotokopyada siyahlık problem çıkartıyor. Bunun sebebi ise içerisinden aldığımız temiz çıktığımızı ekrana şu şekilde yapılandırma rapor kısmı dediğim başlığı bu tarafa gelecek şekilde koyduğum zaman bu şekilde çektim fotokopisini ve hatayı aynen o yapılandırma bölümü dediğimiz yazan cümlenin sol tarafına gelecek şekilde yaptı ve baktığımızda tarayıcı ünitemizin şu bölümünün kirli ve tozlu olduğunu görüyorsunuz. Yani kısacası sorun, şu görmüş olduğunuz camımızı söküp temizlemekten geçiyor. Bunun ise nasıl yapacağını şimdi tarif edeceğim. Şuradaki görmüş olduğunuz ADF ünitesi dediğimiz bölümü şunu çıkartıyorum. Sonrasında şuradaki görmüş olduğunuz jakıda çıkartıyoruz. Ve kapağımızı şöyle hafiften öne arkaya doğru eğerekten şu parçamızı alıyoruz. Sonrasında küçük düz tornavida yardımıyla şu görmüş olduğunuz ön panelimizi şu şekilde şuradaki görmüş olduğunuz bölümden çıkaracağız. Onun için önce şu köşeden şu şekilde açarak gidiyoruz ve çekiyoruz şu şekilde. Daha sonrasında şuradaki görmüş olduğumuz soketlerimizi çıkarıyoruz. Şurada kivatamız var, onu alıyoruz. Oraları aldıktan sonra şu üst bölümü çıkarabilmek için şu şekilde hafiften kastırarak evet, çıkartıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz bu camımızda, tarayıcı ünitemizin camımızdaki şuradaki kiri görüyorsunuz. Evet, buradaki bu tozdan dolayı, bu kirden dolayı tarayıcı ışığı tam yansıyamıyor. Yansıyamadığı için o bölümleri siyah çıkarıyor. Şimdi bunu içten ve dıştan tertemiz silip
tekrar yerine takacağız. İçten ve dıştan güzelce temizledik, sildik. Ondan sonra hem içten hem dıştan. Şimdi bunu takmadan önce silmemiz gereken şuradaki şu bölümleri şöyle güzelce temizlememiz gerekiyor. Ve temizledikten sonra şuradaki görmüş olduğunuz mili ufaktan yağlayacağız. Çünkü tarayıcımız rahat gidebilsin. Bu kadar yeterli. Şuradan şöyle kenardan fazla döktüğümüz yağı tekrar alıyoruz. Evet, o zemini sildikten sonra yine bezimizin temiz bir kısmı ile şuradaki görmüş olduğunuz ampulümüzü ışıtan ampulümüzü şu şekilde şöyle çok fazla bastırmadan siliyoruz. Tamamdır. Şimdi tarayıcı camımızı takarak tekrar fotokopi çekeceğiz. Aradaki farkı ve hatanın gitmiş olduğunu göreceğiz. Temizlemiş olduğumuz tarayıcı camımızı yerine şu şekilde getiriyoruz. Şuralardan hafif hafif bastırıp yerine takıyoruz. Sonrasında sökmüş olduğumuz şu iki adet civatasını yerine takıyoruz. Ardından da tuş panelimizi bağlıyoruz. Bu tuş panelini takarken dikkat edilmesi gereken husus şuradaki görmüş olduğunuz çentikler ön tarafta. Şuralara geçer. Önce oraları şu şekilde yerine oturtuyoruz. Yukarıdan aşağı doğru şu şekilde kapatıp geliyoruz. Tamamdır. Sonrasında ADF ünitemizi yerine takacağız. Bunu takarken de şuradaki görmüş olduğunuz ufak çıkıntılar var. Önce oraları içeri geçiriyoruz şu şekilde. Tamamdır. Sonrasında bastırarak tarayıcısını, ADF'sini taktığımız cihazımızın şimdi testini alalım. Gördüğünüz gibi temiz bir sayfamız var. Kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu fotokopisi çektiğimiz şu da çıkan kağıt. İkisi de gayet güzel, temiz. Tarayıcı ünitemizi temizledikten sonra sorunumuz ortadan kalkmıştır. Herkese kolay gelsin.